Aç mısın? Hayır, bunlar doğru düzgün bir şey vermez şimdi sana. 2 gün kaldım oradan, biliyorum. Şöyle canının çektiği bir şey ayarlayayım ha. İstemiyorum hiçbir şey. Metin baba nasıl? Hastaneye anca ulaşmışlardır. Ağrı kesici olur ama. Başım her yerim ağrıyor. En çok da kalbim. İşte onu geçirecek bir şey yok maalesef. Ben yarın erken gelirim. Sen de biraz uyu. Metin amirden bir haber alırsam ulaştırırım sana, tamam? İyi ki doğdun. İyi ki gelip beni buldun. Bence sen beni buldun. Ha, hiç tartışmışım. Geç kalmayacak mısın sen? Onu hesaplayıp uyandırdım ben seni. Oo, sizi çok genç gördüm bugün o gazete. Daha başlangıç. Bagaja koysaydın daha uzak olurdu. Bazen insanın içinde bir his dolar ya. Nasıl bir his? Böyle bir dönüyor hissi. Bildin mi? Benden bir şey mi saklıyorsun? Hayır. Hayır. Emin misin? Yani şu an hayır. Belki yeri gelirse sırf seni korumak için olabilir. Ceylin. Metin amiri yoğun bakıma almışlar. Durumunda bir değişiklik yokmuş. Sağ ol. Ilgaz, ben tamamım. Hazır mısın? Hazırım ben de. Gözünü kapa, geliyorum. Kapattım, hadi gel. Bir, iki... Hani 3'e kadar sayacaktık, niye açtın gözlerini ya? Sen de 2'de açtın. Ben senin açacağını hissettim çünkü, o yüzden açtım. Hep bir bahaneler, hep bir şeyler küçük hanım. Haksızlık bu. Ben nasıl gözlerimi kapatıp bu güzellikten mahrum edeyim kendimi? Tamam, peki. Evet, ne diyorsun? Beğendin mi? Beğenmedin. Tamam, o zaman ben gideyim. Sakın. O kadar yakışmış, o kadar güzel olmuşsun ki. Gerçekten mi? Çok. Sen de fena olmamışsın. Beğendin yani. Bayıldım. Hatta diyorum ki... Hazır bu kadar giyinmişken, acaba diyorum biz bu evlilik teklifini yinelesek mi? Çünkü ilki romantizmden uzak ve tehditkardı. Öyle mi olmuştu ya? Tabii ya. Yani bu zavallım Ceylin sırf bir tatile gidebilmek için ne bedeller ödedi? Saçmalama. O zaman yineleyelim. Yanında mı taşıdın? Aklımı okudun demek ki. Aynı şeyi düşünmüşüz. Benimle evlenir misin sevgilim? Evet. Abla ben bittim. İnan çok üzgünüm.
Gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum Ceylin. Başımız sağ olsun. Metin baba nasıl? Yoğun bakımdaymış. Yani aynı. Ama iyi olacak inşallah. Artık ne iyi olabilir ki? Ceylin sakın. Sen pes etmezsin. Asla vazgeçmezsin. Bırakma kendini ne olur. Bak biz buradayız hepimiz. Zor olacak biliyorum. Ama birlikte atlatacağız. Canım. Yaşımı bulutlara saklayın, tadım tuzum toprağıma karışsın. Bahar gelir çiçek olur açarım. Ben ölürsem, ben ölürsem, bir çınar olsun bedenim saçılsın. Tüm aşkların isimleri kazınsın. Benim için tek kelime yazılsın. Ben ölürsem, ben ölürsem, ben ölürsem, en çok sevdiğim şarkı çalınsın. Bir şişede benim için açılsın. Anneme bir omuz bulun ağlasın. Ben ölürsem, ben ölürsem, en çok sevdiğim şarkı çalınsın. Bir şişede benim için açılsın. Anneme bir sevgilim, omuz bulun ağlasın. Sevgilim. Beni bırakıp nereye gittin? Ben nasıl yaşayacağım? Sensiz nasıl yaşayacağım ben? Sensiz nasıl yaşayacağım ben? Sensiz nasıl yaşayacağım ben? Sensiz nasıl yaşayacağım? Ceylin. Sevgilim seni bırakıp gider mi? Senin ne işin var burada? Aç kapıyı, aç. Gel sevgilim. Gerçekten sen misin? Bu bir rüya değil, değil mi? Bu bir rüya değil, değil mi?
sensin. Gerçekten bu bir rüya değil. Bu rüya değil, değil mi? Sensin gerçekten. Rüya değil sevgilim. İyiyim, buradayım, yanındayım. Kabus gördün geçti. Ilkaz. Dünden beri yemedin. Dışarı çıkıp iki dakika bir şeyler aldım. Buyur. Buraya koyuyorum. Müsaade eder misin aslanım? Kraliçe? Aç mısın? Bak, onu buraya bıraktım. Ya ama tamam mı? Güçsüz düşme. Ofisinde arama yapılmış. Ekta söyledi demin. Hiç bir şey söyleme. Evet, denize düşen yılana sarılıyormuş. Bana yardım ediyor Ekta. Bir şey demedim ki zaten. Bıçak yok Ceylin. Keşke hiç demeseydin, başka türlü çıkartırdık oradan. Adam başsavcı. Bir yolunu bulup yine üstünü örterdi. Ben sadece emin olmak istedim Turgut Ali mi diye. İsmini söyleme. Söyleme ismini. Şüpheler kalktı o zaman ha. Biz araştırmaya devam. Var mı isteğin benden? Rüyamda Ilkaz'ı gördüm. Yaşıyordu. Keşke Ceylin. Keşke. Eren. Bana Ilkaz'ın bir eşyasını getirir misin? Ödüm kopuyor, kokusunu unutacağım diye. Eren başkomiser söyledi. Ilgaz savcımın kıyafetini istemiş. Bu geldi elime. Açıktaydı koltuğun üstünde. Karıştırma yaptım, doğurması falan. Sol. Çok yaşa sevgilim. Of. Of hep beraber. Of. Benden önce sana bir şey olursa seni öldürürüm. Çok korktum sevgilim. Ölene kadar sen de. Ay. Oh. Mis gibi sen kokmuş elim. Nasıl ben kokmuş? Sen işte. Savcım, resmen huzurun resmi çiziliyor şu an.
İzleyeceğiz mecbur. Çok garip değil mi? Ya. İnsanın kendine özgü kokusu var. Mesela ben. Gözlerim kapalı, seni kokundan her yerde tanıyabilirim. Ben de seni tanırım. Öyle mi diyorsun? Peki. O zaman seni bir odaya koyduk. 100 kişi de koyduk, gözlerini kapattık. Yine de beni tanıyabilir misin? Değil 100 bin, hatta 1 milyon kişi olsun seni direkt tanırım. Oo. Savcı mine esiyor. Hiç de bile değil. Odur meydan, bahse var mısın? Oh, mis gibi sen kokuyor işte. Oh, mis gibi sen de sen kokuyorsun. Keşke şu kokunu alıp bir kavanoza saklayabilseydim. İhtiyaç dahilinde çıkarır çıkarır koklardım. Ben de seninkinden isterim ama karışmasın. Üzerine sen yaz. Ben seninkilerine yazacağım. Sen. Sen yaz. Sen. Sen yaz. Ben senin kokunun üstüne sen yazacağım. Sen senin kokunun üzerine sen yaz. Sorun yok. Şarkıyı mı dinliyorsun? Evet, niye? Güzel değil mi? Ha, güzel de senin tarzın değilmiş gibi. Değiştireyim. Ha, yok canım Kasım. Beğenmedin sen. Ya hayır ya, biliyorum ben şarkıyı zaten. Sadece şaşırdım. Yani beni her gün şaşırtıyorsunuz vallahi, bravo. Yeni bir dehliz gibisiniz savcı. Sürekli yeni bir şeyleriniz çıkıyor. Bakalım daha neler çıkacak. Yüreğimden yaralı bizim hikayemiz, kaderimden kalanı silsem de gitmiyor. İki sohbe aralı bütün mesafemiz, geldim anlamıyor. Yüreğimden yaralı bizim hikayemiz, kaderimden kalanı silsem de Ceylin. Açar mısın kapıyı, yiyecek getirdim. Emre anlaştık sadece. Canım ben. Nasılsın? Dünden beri hiçbir şey yemedin değil mi? İstemiyorum. Olmaz öyle bak. İkimize de tost aldım. Aynen, birer lokma yiyeceksin. Sen yemezsen ben de yemem. Yok gerçekten. Hiç istemiyorum Derya. Yapma böyle lütfen. Bak. Bir yudum ayrandan al, olur mu? Bir yudum. Ben nasıl devam edeceğim Derya? Sen nasıl dayandın buna? Kanım çekiliyor, sanki nefes alamıyormuş gibi hissediyorum. Aklımı yitireceğim. Ben de bilmiyorum ki. İnsan yaşamaya güdümlü ondan herhalde. Bazen kendime bir rüyanın içindesin Derya diyorum. Bars öldüğünden beri hepsi bir rüya.
Ona kavuşunca uyanacağım. Belki de delirdim, bilmiyorum ki. Belki de hayatın hepsi bir rüya Ceylin. Metin baba nasıl? Ayna. Sen? Abla biz... Biz yarın abimi defnedeceğiz. Ne demek cenazeye gitmiyorum ha? Ne demek? Derhal bir şey yap, izin al, cenazeye gideceğim ben. Ceylin, imkansız, başsavcı izin vermiyor. Ya başsavcına! Hangi hakla izin vermiyor ya? Hangi hakla izin vermiyor? Cenazeye gideceğim ben. Git o izin al çabuk. Biliyorsun sen de durumu. Ya Ulgaz orada tek başına! Kaçma riskin olduğu için izin vermedi başsavcı. Ayrıca maalesef şüpheli de sensin. Ya adamın yetkisi dahilinde. Yani biz bir şey yapamayız Ceylin. Yapma şunu kendine. Ya siz beni delirtmek mi istiyorsunuz ya? Siz beni delirtmek mi istiyorsunuz? Ceylin böyle yapma. Delirtmek mi istiyorsunuz? Öleyim mi istiyorsunuz? O zaman öldürün, kurtulun. Ceylin sakin olman gerek şu an. Ben kocamın cenazesine gitmek istiyorum. Kendi ellerime toprağa vereceğim onu. Yapamayız. Avukat Bey çıksanız iyi olacak. Derhal bir yolunu bul. Bir yolunu bul. Ben Ulgaz'ın cenazesine gideceğim. Duyuyor musun beni? Çıkar beni buradan. Avukat Bey lütfen çıkın da sakinleşsin. Eren'i çağırın o zaman. Eren'i çağırın, ben cenazeye gideceğim, birini söyleyin. Yalnız bırakmayacağım ben Ulgaz'ı. Yalnız bırakmayacağım ben. Veda etmek istiyorum. Yaşamadım. Çıkarın beni buradan. Çıkarın. Cenazeye gitmek istiyorum ben. Ah!
Sevgilim. Gerçekten gittin mi? Bıraktın mı beni gerçekten? Ben nasıl yaşayacağım sensiz? Nasıl devam edeceğim hayatım? Nasıl yapacağım ben sensiz? Nasıl yapacağım ben? Nasıl yapacağım ben sensiz? Nasıl yapacağım ben sensiz? Nasıl yapacağım? Nasıl yapacağım ben sensiz? Nasıl yapacağım ben sensiz?